geçmişten günümüze tüm güzellikleri yansıtan ve yansıtmaya devam eden programımız Ekonomi Dünyası'ndan herkese merhabalar. Sevgili izleyenler, bizler birbirinden değerli isimleri ve markaları sizlerle buluşturmaya, tanıştırmaya tüm hızıyla devam ediyoruz. Efendim, bugün kameralarımızı Adıyaman Gölbaşı'na çevirdik. Burada Adıyaman Gölbaşı prefabrik alanında hizmetini sürdüren çok değerli bir ismi ziyarette bulunduk. Alper Dağlılar Beyefendi ile sohbetimizi gerçekleştireceğiz. Öncelikle Alper Bey'e bir merhaba diyerek sohbetimize başlayalım. Sonra ekipçe burada sunmuş oldukları hizmetleri birebir kendilerinden dinleyelim ve öğrenelim. Merhabalar, hoş geldiniz programımıza. Merhaba, hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Nasılsınız efendim? Çok şükür. Sizler nasılsınız? Sizler de. Sizi gördük, ekibinizi gördük. Çok iyi olduk. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Öncelikle Alper Bey, sizleri tanıyalım. Alper Dağlılar kimdir? Alper Dağlılar, Adıyaman Gölbaşı, Çataltepe köyünden gelmiş, Gölbaşı'na yerleşmiş. Hı hı. Gölbaşı'nın bir evladı. Güzel. Peki, bu prefabrikte buluşma noktanızı merak ediyorum. Daha önceden yaptığınız bir iş miydi? Evet, yıllar öncesinde prefabrik yapıyorduk, inşaatlarda çalışıyorduk. Ama şu anda arabaşta olduğu için prefabriğe devam etmeye başladık. İstek, talep çok. Hı hı. Şimdi prefabrikleri yaparken dikkat ettiğiniz hususlar, noktalar nelerdir? Biraz hizmet noktasından bahsedelim, neler yapıyoruz? Mevcut biliyorsunuz bizim Gölbaşı deprem bölgesi. Deprem bölgesi olduğu için özellikle en başta sağlam olması, kaliteli olması, insanları yormaması, uygun fiyat olması. Efendim, prefabrik çalışmalarınızda her ölçü ve ebatta yapılabilir mi? 50 metrenin altında yapamıyoruz. Hı hı. Üstü hiç fark etmiyor. İstedikleri kadar yapabiliriz. Hı hı. Peki, dış kaplaması da çok önemlidir değil mi efendim? Soğuğa da karşı dayanıklı da olması gerekir. Bu konuda neler söyleyebilirsiniz? Bizim prefabriklerin hem dışta yalıtımı olan hem de panel aralarında taş ününden kullanmış olduğumuz yalıtım malzemelerimiz var. Kışın sıcak, yazın çok da serin oluyor, güzel oluyor. Güzel. Şimdi prefabriğin içinden bahsedelim. Neler vardır efendim? Neler var? Biz anahtar teslimi yapıyoruz. Parkesinden, kapısından, penceresi, mutfak dolabı, musluğu, her şeyi dahil yapıyoruz bunları. Peki bu anahtar teslim süreci kaç günlük bir zaman alır? Hava muhalefetine bağlı ama yaz günü olursa bir ay içinde teslim ediyoruz 100 metre kare olan bir yeri. Evet, aslında baktığımızda çok kısa bir zamanda teslim etmiş oluyorsunuz. Evet, çok kısa bir zaman ama şu anda edemiyoruz, teslim edemiyoruz kış. Şu an bir projeniz var mıdır efendim? Şu an mevcutta 8-10 tane projemiz var yapmış olduğumuz, devam eden. Bir düğün salonumuz olmak üzere, bir tane büyük iş yerimiz olmak üzere 8-10 tane de evimiz var. Projeleri açıksınız. Peki sadece bu bölgede mi çalışmaları kabul ediyorsunuz yoksa Türkiye'nin her yerinden istek talep olduğu takdirde yardımcı olabilir misiniz? Şu anda bizim Türkiye'nin her yerinden gitme şansımız yok. Biz sadece Adıyaman ve ilçeleri, diğer yerlere, yani yakın yer mesela Malatya'nın Erkenek, Doğanşehir, Maraş'ın Pazarcık, Narlı. Buralara gidebiliriz. Geri kalan yerlerin hiçbirine gidemeyiz. Sizi bu alanda destekleyenler, her zaman yanınızda olanlar vardır. Kimlere teşekkür etmek istersiniz? Burada ekip arkadaşlarımızın hepsine teşekkür ediyoruz zaten. Sağ olsunlar, bizi kırmıyorlar. Biz ne dersek o şekilde ilerliyorlar. Sizden hizmet almak isteyenlere neler söylemek istersiniz? Bizden hizmet almak isteyenlere, kaliteli hizmet bekliyorlarsa mutlaka uğrasınlar. Peki efendim, teşekkür ederiz. Yaşam ve kariyer hayatınıza başarılar dileriz. Teşekkür ederiz. Sevgili izleyenler, bizler Alper Bey'i tanıdık. Şimdi işletmenin bir diğer güçlü ismi olan Zeynel Ağgedik Beyefendi'yi de sohbetimize davet edin. Efendim, bizler değerli isim olan Alper Bey'i uğurladık sohbetimizden. Kendileri ayrıldı. Şimdi değerli isim Zeynel Ağgedik Beyefendi'yi davet ettik. Biraz da hizmeti kendilerinden dinleyelim. Öncesinde bir merhaba diyelim. Merhabalar, hoş geldiniz. Merhabalar Çiğdem Hanım. Hoş geldiniz programımıza. Hoş, nasılsınız? Sizler nasılsınız? Sağ olun. Teşekkürler efendim. Öncelikle sizleri tanıyalım lütfen. Ben Zeynel Ağgedik. Gölbaşı Belediyesi'nde tahsilat müdürüyüm. Aynı zamanda Alper Bey ile beraber prefabrik firmasında ortağız. Kurucu ortaklardan kurucu bir ortağım. Tanesiniz. Evet. Faaliyette yokum ama şirketin sermaye ortaklarından biri benim. Gölbaşı'nda birkaç sektörde daha çalışmalarım var. Evet. Birçok hizmeti veriyorsunuz. Burada Alper Bey ile çalışmalarınızı merak ediyoruz. Biraz bu hizmetten bahsedin. Prefabrik'te neler yapılıyor? Çalışmamız şu şekilde. Aslında işin kontrolü tamamen Alper Bey'in elinde. Firmanın resmi yetkilisi ve firmanın müdürü de Alper Bey.
Ben sermaye ortağıyım. Sermaye kendisine... ortaklığı olmak da aslında önemli bir durum. Çünkü kendisine de güvenmeniz de gerekiyor tabii değil mi efendim? Tabii ki kesinlikle. Güvenimiz de sonsuz. Sağ olsun bizi mahcup da etmedi. Ne güzel. Burada çalışma olarak baktığımızda da iyi bir izlenim bıraktığınızı görebildik. Aynen. Geliyorsunuz arada sırada ziyaretler ediyorsunuz. Sahaya da inmiş oluyorsunuz değil mi efendim? Sahaya çok inemiyorum. Kendisi ilgileniyor. Özellikle ben sadece mali hesapların kontrolleriyle. Bir konu hakkında muhakkak danışabilirim. Aynen. Mali hesaplarda kar zarar kısımlarında onların kontrolüyle ilgili birlikte hareket ediyoruz. Kalan kısımların hepsini sağ olsun kendisi hallediyor. Bize hiçbir işte bırakmıyor. Resmi kısımlarda şeylerde her şeyle kendisi ilgileniyor. Peki kendinizi bu alanda başarılı görüyor musunuz? Alper Bey'den ötürü çok başarılı görüyorum. Güzel. Kendisine teşekkürlerimi sunuyorum bu konuda. Bizi mahcup etmemeye inşallah ki de devam eder. Sektöre yeni girdiğimiz halde bu Gölbaşı piyasasında ve Adıyaman piyasasında söz sahibi olduk bu konuda. İsminiz duyuldu, tanınıyorsunuz zaten. Aynen. 10 tane daireyi bitirdik. 2,5-3 ay gibi bir kısa süreçte. Çok uzun bir süreçte değil. Kendisinin tecrübesi daha öncelere dayanıyor ama bizim birlikte bu işe başlamamız 2,5-3 ay gibi bir süre oldu. Hı hı. Aslında ortaklığınız bilgi birikimi. Ha, beyefendinin sunmuş olduğu geçmişteki hizmetten. Tabii ki. Sizin ortaya koyduğunuz fikir anlayışınız, evet, ortaya çıkardığınız ve birazcık da sermaye ile aslında buluşmuş oldunuz, evet, efendim. Bir de kurumsallıkta buluştuk. Kurumsallıkta aynen, buluştunuz. Biraz kurumsal yapıyoruz. Varlığınız daim olsun diyelim. Sağ olun, teşekkür Tam ederim. Tam olarak yeriniz neresi? Neredesiniz? Nereye gelip bir danışabilirler, çayınızı içebilirler? Benimle ilgili şeylerde Alper Bey'in ofisine, Adıyaman Gölbaşı'nda 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda şu anki bulunduğumuz ofiste görüşme sağlayabilirler. Zaten bütün işlemleri o yapmakta. Resmi sözleşmeleri falan da onunla görüşürler. Yapılış aşamasındaki proje aşamalarının hepsinde mühendislerimiz üzerinden çizilen projeleri kendilerine sunarlar. Teşekkür ederiz sizlere. Sağ olun. Yaşam ve kariyer hayatınıza çok başarılar. Çok sağ olun. Teşekkür ettik.